Değerli izleyenlerimiz, Bereket TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Suat Musa Beşioğlu. Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği tarafından hazırlanan Arının Bereketi programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta ofis dışarısında bir toplantıya konuk olduk. Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği koordinasyonunda gerçekleşen, bilindiği üzere 2019 yılında yürütülmeye başlanan ülkesel arı ıslığı projesinin tanıtım toplantısındayız. İki tane özel konuğum var. Birisi 19 Mayıs Üniversitesi'nin Ziraat Fakültesinden Zootekni Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Güler Hocam ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Aziz Gül Hocam'la birlikteyiz. Aynı zamanda hocalarım Aziz Hocam projemizin yürütücüsü, Ahmet Hocam da projemizin danışmanı. Sizler hocam bir tanıyalım. Hoş geldiniz bu arada Ahmet Hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ben siz de söylediniz. 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Güler. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde çalışıyorum. Tabii Zootekni Bölüm Başkanı değilim şu anda. Bunu bir başka arkadaşıma devrettim. Özellikle bunu belirtmek isterim. Ben tabii arı çalışıyorum. Yani 40 yıldır. İşte hani gücümüz yettiğince hep arıyla uğraştık, hep arı çalıştık. Bugünlere geldik. Evet, arıya adanmış bir ömrünüz var diyebiliriz teşekkür hocam kısacası. Ederim, teşekkür ederim. O nezaketiniz için tabii bilmiyorum. Hani bu ülkenin bu sektörüne eğer bir katkımız olmuşsa tabii ki ne mutlu bizlere. Ama az ama çok onu insanlar takdir edecekler. Ötesi mesele değil. Teşekkürler hocam şimdiden. Aziz hocam sizleri de küçük bir tanıyalım kısa bir. Ben Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesiyim. Aziz Gül. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde öğretim üyesiyim. Ben de aynen Ahmet hocamız gibi arıcılık çalışıyorum. Arıcılıkla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ülkesel Arı Islah Projesi'nde yürütücülüğünü gönüllü yapıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Sizler de hoş geldiniz. Ahmet hocam, özellikle bugün katıldığımız toplantıyı bir değerlendirmemiz gerekirse sonuçlarını nasıl görüyorsunuz? 2019 Ocak ayı itibariyle resmi olarak projemiz başladı ve devam ediyor. 3 yıllık bir projemiz olacak. Genel değerlendirmesini sizden bir alarak programımıza başlayalım. Ya tabii bu sorunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey. Biz orada da dile getirdik. Her toplantıda, her kongrede biz bunu dile getiriyoruz. Türkiye tabii sektör olarak dünyanın ikinci en güçlü sektörü arıcılıkta. Evet. Üretim, kaynak, doğal kaynaklar, arı varlığı, üretim ve her şeyle biz dünyanın ikinci en büyük ülkesiyiz ve en büyük sektöre sahibiz. Sektör son yıllarda çok büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gerçekten ve herkesin rahatça görebileceği bir gelişme olmuştur. Yalnız şöyle bir şeyimiz var tabii. Dünyada bugün bütün dünyanın özellikle gelişmiş toplumların önemsedikleri bir konu vardır. O da sahip oldukları genetik kaynakları koruma. Bu özel politikadır, bu stratejik politikadır o ülkeler için. Şimdi arıya baktığımızda dünyanın en fazla genetik zenginliğine sahip olan ülke Anadolu'dur ya da Türkiye'dir. Bu bütün dünyadaki bilim bunu söylüyor. Yani sadece biz Türkiye'de arı çalışan bilim insanları ya da hocalar değil. Bunu dünyadaki bilim insanları söylüyor. Dünya genetik çeşitliliğin en az %20'si bu ülke sahip. Onun için çok önemli. Şurada. Evet. Sizin genetik zenginliğe sahip olmanız önemli değil. İsterseniz dünyadaki genetik çeşitliliğin %50'sine, %60'ına sahip olun. Ama siz bunları korumadığınız sürece hiçbir anlamı yoktur. İşte bu projede bizim Aziz Bey'le ki birçok üniversitemizden bu konularda deneyimli olan hocalarımızın hepsi araştırmacı arkadaşlarımızın Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü dahil olmak üzere birçok araştırmacının birlikte olduğu bir çalışma. Biz bunu çok önemsedik ve dedi ki biz bu kadar büyük bir genetik çeşitliliğe sahibiz ama biz bu genetik kaynakları ne kadar koruyabiliyoruz? Bir de bu genetik kaynaklardan ne kadar yararlanabiliyoruz? Bu çok önemli bir konudur. Çünkü siz eğer korumadığınız sürece sizin sektörel sürdürülebilirliğiniz yoktur. Yani arıcılıkta sürdürülebilirlik bize göre bu genetik kaynakların korunmasıyla mümkündür. Bir de şöyle, tabii ki siz yani Türkiye bu genetik ya da bizim damızlık materyal dediğimiz o kaynağı birçok yönden, birçok yoldan temin edebilir. Ama arı farklı bir iştir. Arı %100 doğaya bağımlı olan bir canlıdır. Siz o doğaya alışmış, o coğrafyaya, o toprağa, o kışa, dona, kara,
O bitkiye alışmış olan arının yerine başka yerden arı ikame ettiğinizde ya da getirdiğinizde, işte maalesef dünyanın en verimli arısını da getirseniz, eğer adapte olamıyorsa, oraya uyum gösteremiyorsa yine hiçbir anlamı yok. Onun için bizim ihtiyacımız bu yerli genetik kaynaklarımızı korumak ve bunlardan mümkün olduğunca korurken yararlanmak. Bu yararlanmayı da biz nasıl planladık işte arkadaşlarımızla? Dedi ki, biz işte nedir o? Tabii ki dünyada ıslahın standartları bellidir. Arı ıslahı biraz farklıdır. Bu da arıda üreme yapısının çok farklı, çiftleşmenin kontrol edilememesinden dolayı. Onun için biz de dünyadaki standartlara uygun olarak, metodolojik olarak böyle bir ıslah projesi tabii bakanlığa sunduk. Ve tabii Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin yürütücüsü olduğu bir proje. Evet. Bu projeyi bakanlık da gönüllü olarak destekledi. Bakanlık zaten bu işin en üst şeyinde yer alan bir kurum. Ve mutlaka projenin içinde olması gerekir. Çünkü projenin içerisinde sadece üniversiteden hocaların olması ya da araştırma birimlerinin olması bir anlam ifade etmiyor. Bu tür projelerin içerisinde mutlaka üniversite olmalı, mutlaka yetkili kurum ki bakanlık mutlaka olmalı, araştırma birimleri olmalı ve en önemlisi de arıcılık sektörünü temsil eden kurum, yani birlikler olmalı ve tabii ki yetiştirici olmalı. İşte biz bu projede bunların hepsini bir araya getirdik ve Türkiye'de böyle bir çalışmayı başlattık. Oldukça kapsamlı ve geniş bir çalışma başlamış. Aynı zamanda sahayla birebir hareket edilen bir çalışma olduğu da görülüyor. Bakanlık desteği demişken hocam, özellikle TAF ve TAGEM'in ortaklaşa yürüttüğü bir projede şu an Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanımız Ali Ayar'ın da hatta bugünkü toplantıda ifade etti. Hem 3 yıl boyunca hem de 3 yıl sonrasında da biliyorsunuz ıslah kısmı sürdürülebilirlik, devamlılık gerektiren bir çalışma. Hep tam destek vereceklerini dile getirdiler. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii benim bugün beni en fazla sevindiren bu tabii ki özellikle bu projenin böyle kapsamlı geniş bir oturumda tartışılmaya açılması ve tartışılır olması olmuştur. Tabii ki TAGEM'den gelen daire başkanımız Ali Bey bu konuda ıslahçı olduğu için bizi de en fazla sevindiren bu oldu. Çünkü kendisi çok katkıda, çok değerli katkıları oldu bu projeye. Yani metodoloji açısından çok önemli katkıları oldu. Çok pozitif ve bir de şöyle, konunun öneminin farkında evet, olmaları önemli. Bu tabii ki nasıl bir avantaj sağlıyor? İşte sizin en üstteki birimden böyle destekleyici, böyle gönül verici, böyle sizi teşvik edici bir şey aldığınızda zaten sizi en fazla teşvik eden, en fazla hareketlendiren tabii ki taraf bu. Bugün daire başkanlarının Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden ve tabii ki TAGEM Genel Müdürlüğü'nden gelen daire başkanlarının en önemli destekleri bu oldu. Ve bu bizi çok memnun etti, açık söyleyeyim. Kendi adıma bunu açıkça ifade edeyim. Özellikle projenin başlangıcı güzel bir motive olmuş oldu hocam sizler için de. Sektörümüz açısından özellikle. Ya elbette ki şimdi bu ülke insanlarıyız. Şimdi dünyada bu işler yapılmıştır, başarılmıştır. Bugün bakın yurt dışından şimdi hangi arıcımıza gitsek işte anaarı üreticisine veya işte özellikle büyük kapasiteli, büyük şey işletmelere gittiğimizde ne arı var, neyle çalışıyorsun dediğimizde hemen ne söylüyor biliyor musunuz? Hemen diyor, ne istersen var, her şey var bende diyor. Karnıyol var, breakfast var, işte İtalyan var, Kafkas var, sen ne istersen hepsi var. Tabii ki bu onun açısından, yetiştirici açısından iyi. Fakat bizim geleceğimiz ve ülke açısından iyi bir şey değil bu. Yani bizim... Çünkü bu bizim yurt dışından bakın bunu izin verirseniz ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii hocam buyurun. Bunu açıklama ihtiyacını hissettim ben. Aziz Bey de bu konuyu biz tartışmışızdır ve çok iyi bilir. Şimdi yurt dışından ıslah edilmiş breakfast getiriyoruz, karnıyol getiriyoruz veya adı ne olursa olsun. Ama şöyle bir şey, bunlar gerçekten ıslah edildikleri için çok yüksek verimli materyaller. Yani ilk yıl ilk getirildiklerinde işte iyi flora alanlarında, ki Anadolu bu açıdan zaten tartışılmaz bir kaynak, 50 kilo, 60 kilo bal veriyorlar. Ama ne zaman değişim gösteriyor? O gelen orijinal anaarı, koloni o anaarıyı değiştirdikten sonra yeni anaarı doğal tabii çiftleştiği için gidip kaynağı belli olmayan birçok arılıktan gelen erkeklerle çiftleşiyor. Bu sefer o anaarı ve o erkeklerin dölleri olan işçi arılar tabii ki çok hırçın, verimsiz
ve ne olduğu belli olmayan bir arıya dönüşüyor. Bu çok önemli bir konu. Onun için arıcılarımızın bunu bilmesi gerekir. Bakın Suat Bey, geçmişte sen de arıcısın. Geçmişte nasıl bir şey biliyor musun? Geçmişte bal verimimiz ortalama 20 kilogramın üstündeydi. Türkiye evet. ortalaması. Bugün 8 milyon koloni, bizim aldığımız bal 110 bin ton. Yıllık evet. o civarda o bir civarda şey. 105, böldüğümüzde 8 milyon koloniye bakın verim 13-14 kilograma düşüyor. İşte bunun esas sebebi bu yurt dışından getirilen ana arılar. Bu ana arıları koloni değiştirdiğinde bakın ne olduğu belli olmayan bir arıya dönüşüyor. Bir de burada dikkat edilmesi gereken sizin de bahsettiğiniz ırklardan biri aslında kullanma materyali, hibrit arılar hocam. Yani tek seferlik kullanıp yüksek verim alınan, ancak bunları nedense devamlı üretim materyaliymiş gibi lanse ediliyor ve bu şekilde satılıyor. İşte bak, buraya nasıl bakıyorsun? Bu çok önemli. Zaten onun için söylüyorum. Yani bakın bunlar bir de kullanma materyali değiller. Aslında değiller. Bunlar saf olarak getiriliyor. Yani getirilen backfist'te saf, karnıyolda saf bunlar. Islah edilmiş materyal. Bir kısmı hatta damızlık nitelikte. Ama bunlar tabii ki o şöyle. Yani biz tabii ki yabancı gen kaynak, zaten bakanlık ilgili kurum yurt dışından gen kaynağının girişini yasaklamıştır. Ama şöyle bir şey var. Arıcının bakın bugün bir koloninin yıllık maliyeti, masrafı 300 TL'dir. Evet. Bakın 300 TL. Şimdi 300 TL balın fiyatının 12, 13, 15 lira olduğu bir ülkede bakın siz 20 kilogramdan aşağı bal alırsanız zarardasınız. Maliyetin altında çalışılmış oluyor. Kesinlikle zarardasınız. Onun için arıcı ister istemez yüksek verimli materyal arayışı içinde. İşte bu projenin en önemli tarafı bu olacak. Evet. Biz diyoruz ki biz hem kendi genetik kaynağımızı koruyalım, hı hı. hem de daha yüksek verim verecek. Tabii yeni generasyonlar, yeni genotipler ıslah edelim ve bunu arıcımızın kullanımına sunalım. Yüksek verim alsın, ekonomik anlamda yetiştiricilik yapsın. Bütün çabanın şey bu. Hem genetik kaynağımıza, genetik zenginliğimize sahip çıkmak, hem de onu evet. iyileştirmek ve dolayısıyla arıcılarımızın hizmetini açmak tabii, olacaktır. Tabii nihayetinde zaten bu işi, yani ıslah olsun veya elbette ki bu işi kullanacak olan arıcıdır, üreticidir. Üreticiye yansımayan bir şeyin de zaten hani koruyabilirsiniz. Gelecek nesillere bu genetik zenginliği bırakmak çok önemli bir şeydir. Bunun ekonomik anlamı yoktur. Çok önemli bir konu. Ama bugün bir de gerçek vardır. İşin diğer tarafında da yetiştirici vardır. Onun o arayışını, o talebini mutlaka karşılamalı. Yetiştiricinin talebine de hitap eder şekilde tabii bir ki. Çalışma ortaya tabii çıkması ki. Gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Evet Aziz hocam, Ahmet hocamın da değerlendirmeleri üzerine daha önceki programlarımızda da sizinle bahsetmiştik. Daha aralıkları yeni yeni oluşturmaya başlıyoruz demiştiniz. Evet. Şu aşamada ne durumdayız? Bir hem onların bilgisini sizden kısaca alayım. Daha sonra toplantıya dair değerlendirmelerinizle devam edeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi bilindiği gibi bu proje Ocak 2019 ayında başladı ve bugün açılışını yaptık. İnşallah ülke arıcılığına hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bölgelerimizdeki tabii bu yıl mevsim biraz soğuk geçiyor. Arı seçimleri de, arı bakımları da, işte arının yetişmesi de biraz gecikti dolayısıyla. Normalde biz Mart için, yani Hatay için Mart ayında bütün kolonilerin toplanmasını planlamıştık. Diğer illerimizde de yani Kırşehir, Kırklareli, Çanakkale, ondan sonra Düzce içinde Nisan ayı içerisinde tamamlanacak diye plan yapmıştık. Ancak Hatay bir 15 gün kadar sürekli bu yıl Hatay çok yağış aldı. Sıra dışı bir yağış aldı. Dolayısıyla biraz gecikmeler oldu. Ama %90-95'lik kısmı falan toplandı arıların. Sürü oluşturuldu. Şu anda bunların işte bakım beslemeleri yapıyor. Ölçümleri alınmaya başlanmadı. Diğer illerimizde de Düzce biraz ilerleme gösterdi. Orada da aslında %100'ünü topladı diyebiliriz. Şu anda arılığa taşınan koloni sayısı miktarı yani %90 civarında tamamlanmış. Diğerlerinde yerleri belli ancak arılığa taşınması kaldı. Kırşehir için biraz hava soğuk gidiyor. Kırşehir'de de yaklaşık olarak %30'luk kısmı toplandı arıların bölgeden. Ondan sonra Çanakkale %20 oranında bir koloni toplandı. Tüm bu bölgelerimizin, ıslah alanlarımızın yerleri belli, yerleri belirlendi. Koloniler
boş kovanlar alındı. İşte koloniler yavaş yavaş toparlanıyor. Ana yetiştirme kovanları alındı, toz şekerleri alındı. Ondan sonra yakın bir zamanda barakalar da gönderilecek. Bu yıl için yani şu anda hedeflediğimiz yolu almış durumdayız. Sadece mevsimin biraz bize olumsuz etkileri oldu. O da hiç önemli değil. Yağış olsun hiç önemli değil. Biz bir şekilde onu yetiştiririz. Özellikle geçen haftaların biraz daha soğuk geçmesi dezavantaj gibi görünüyor. Ancak görünüre göre şu an tam tüm hızıyla devam ediyor proje. Kesinlikle tam hızıyla devam ediyor. Birlik başkanlarımız da aynı heyecan içerisinde. Adam yani birlikler üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Projede özellikle çalışan Alim Bey bütün bölgeleri bizzat gezerek materyallerin temininde çok aktif rol alıyor. Ondan sonra bu şekilde planlarımız gayet güzel. Proje harika gidiyor şu ana kadar. Şu an zaten toplantıda gördüğümüz gibi birlik başkanlarımız da dört elle sarılmış durumdalar. Evet. Elemanlar, gerçi onlar için ayrı eleman da istihdam ediliyor aynı şekilde. O detayları da biraz, bir de ekotipleri tekrardan bir alabilir miyim hocam sizden? Şöyle her bölgeye bir ıslah için bizim gerekli olan parametreleri alacak bir eleman tabii istedik. Birlik başkanları bunları temin ettiler. Sadece bir Kırşehir şu anda daha belli değil, net değil. Diğerleri tamam. Bu ölçümleri alacak arkadaşlarımız tamam. Genotiplerimize bakarsak Gökçeada'da, Çanakkale elinde Gökçeada'da Gökçeada arısı ile ilgili ıslah çalışması yapılacak. Kırklar elinde Trakya arısı dediğimiz boncuk gibi bir arımız var. Onun ıslahı yapılacak. Gökçeada zaten doğal ada olması itibariyle doğal bir izole bölge. O bölgedeki arılar yıllarca kendisini korumuş. Dışarıdan hiçbir şekilde bozulmalar olmamış. Son yıllarda biraz dışarıdan ana alımlar falan var ama o çok etkilemiyor şu anda. Trakya bölgesinde bu Kırklareli'nin hemen hemen il olarak yarısı kadar bir alan izole bölge ilan edilmiş Tarım Bakanlığı tarafından. Ve burada sürekli bir seleksiyona dayalı bir ıslah yapılmış. Çok güzel materyal çıkmış ortaya. Oradaki arı materyalinde de biz yakın zamanda inşallah damızlık bir değer çıkartacağız oradan. Düzce zaten Yığılca bölgesi, Yığılca ilçesinde yine aynı şekilde Kırklareli benzeri bir izole bölge oluşturulmuş. Orada da çok güzel materyalimiz var. Ne dediğim gibi kolonilerin tamamına yakını toplandı orada. Orada da aynı şekilde damızlık özelliğe sahip ülke arıcısına sunacağımız çok güzel arılar var. Kırşehir zaten Anadolu arısının merkezi. Biz özellikle Kırşehir'i o yüzden seçtik. Anadolu arısını o bölgede bir saflaştırarak bir merkez haline getirmeyi merkez haline getireceğiz. Zaten biz devlet kurumlarıyla da, Kırşehir'deki devlet kurumlarıyla, özel idareyle, valilikle, belediye başkanıyla yaptığımız görüşmelerde de bunları dile getirdik. Burası Anadolu arısının merkezi olacak dedik. Bir önceki programımızda belirtmiştim ben, Kırşehir'e gidiyorum işte oradaki çalışmaları takip etmek üzere. Ve orada da yaptık. Gerçekten arıcılarla buluştuk, projeyi anlattık, çalışmayı anlattık. Kendileri de aynı heyecanın içerisindeler, yardımcı olacaklarına dair gerekli beyanlarda bulundular ve bizim de bu bizi motive etmede gerçekten bunlar da çok önemli şeyler. Şu anda da dediğim gibi çok ücra köşelerde araçların dahi gidemediği çok güzel böyle kaynaklar bulundu. Bunlardan örnekler alındı, daha doğrusu koloni olarak alındı. Tamamen de o kaynağı kurutmamak adına o kaynak yine orada duracak. İleriki dönemlerde biz onlardan yine faydalanacağız çünkü. Alındı, merkeze taşındı ve çok güzel arı. Yani tek kelimeyle çok güzel, sakin, tam bizim Anadolu Bozkır arısı dediğimiz arı. Ahmet Hocam zaten bu konuda Anadolu arısının uzmanı. Tezenli arısı. Evet. Gerçekten. Bilgi yani verecektir biraz. Yoksulluk, kıtlık, kış, böyle her türlü olumsuz çevre şartına çok dayanıklı olan, adaptasyon yeteneği çok yüksek olan bir arı. Şimdi ben kusura bakma yok, Aziz Bey şeyin arasına girdim. Bakın bizim gelecek nesillere biz sadece bu Anadolu arısını bıraksak bu yeter. Bizim bu ülkeye yapacağımız en büyük şey de bu.
hizmet de bu olacak. Anadolu arısının tanımı da aynı Anadolu insanımıza benzedi hocam. Aynen, biraz öyledir. Daha. Gerçekten yoksulluk, zor şartların, böyle kıtlığın, yoksulluğun olduğu alanlarda zaten götürülmüştür. Dünya bu arıdan yararlanmıştır. Yani bugün dünyanın ıslah edilmiş en iyi arılarında Anadolu arı ırkının şey vardır, genotipik, genomik bir katkısı mutlaka vardır. Peki hocam, teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. İzleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Ahmet Hocam, az önce de bahsettiğiniz üzere Anadolu arısı konusunda aslında arılarımız Anadolu'nun öz kaynağı olarak ifade ediyoruz. Bu öz kaynaklarımıza özellikle yurt dışından getirilen ana arılar ya da bir şekilde genetik zenginliğimizi tehdit eden unsurlar da ortada. Bu durumu genel hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz daha açık sorayım dedim ben size. İlk kısımda giriş yapmıştınız ama buyurunuz. Teşekkür ederim. Şimdi bilmiyorum farkında oldunuz mu olmadınız mı ama yazılı basında benimle ilgili hatta bir arıcı böyle bir şiir yazmış. Hani siz montofonu getirdik de beğenmedik mi? Ya da işte Hereford'u getirdiniz de ya da şeyi getirdiniz de yani ıslah ettiniz de beğenmedik mi? Bu çok haklı bir serzeniştir, açık söyleyeyim. Çünkü biz arıcıya şey sunamamışız. Damızlık değeri olan materyal sunamamışız. Bizim işte bu projede bu gidermeye çalıştığımız olumsuzluk burasıdır. Ve ben o arıcıyı tanımıyorum bile ama haklı görüyorum. Güzel ona, bir ifade yapısı var hani böyle. Bilmiyorum kendine kırmadan. Göre evet şairliği olan birisi güzel dile getirmiş söylemiş. Yalnız şu var işte. Onun bilmez benim ondan rica ettiğim şey şudur. Yani eğer arı biyolojisini arı da üremeyi ya da sitolojisini bilirse belki biraz daha farklı yaklaşır. Haklı olarak o da hak verir o zaman. Arı çok farklı. Arı sığır gibi değil, koyun gibi değil. Çünkü biz koyunda, sığırda, diğer çoğu canlılarda özellikle memelide çiftleşmeyi kontrol edebiliyoruz. Yani babayı ve anayı kontrol. Ama arıda böyle bir şey yapamıyoruz. Arıda ana arı ki o arkadaşların da bildikleri gibi ana arı ergin hale geldikten sonra çiftleşmek üzere kovanı terk eder. Kendi arılığında, arılığının çevresinde de değer. Gider 500 metre ya da işte 2 kilometre uzakta çiftleşme bölgesinde orada o çevrede bulunan bütün arılıklardan gelen erkeklerle çiftleşir. Onun için biz genetik materyali koruyamıyoruz, kontrol edemiyoruz. Yani simental ırkıysa biz simental değil artık bu. Kafkas arısıysa artık Kafkas olmaktan çıkıyor. İşte evet, mesele bu yani bizim arının böyle bir dezavantajı var. İşte bu dezavantaj ıslaha da yansıyor. Ama arıda tabii ki bu dezavantaj yanında bir de avantajlar da var. Açık söyleyeyim. Arı ıslahında bizim en büyük, en önemli materyalimiz, en değerli, altın değerinde hatta nitelediğimiz erkek arı. Baba yani. Çünkü haploittir babalar. Evet. Ve siz üstün performanslı bir koloni bulduğunuzda işte ondan en iyi yararlanacağınız kaynak erkek arıdır. Çünkü doğrudan gen özelliklerini aktarma sebebiyle de tabii ki. Biraz daha ıslah projesinde hızla kazanmış oluyorsunuz aynı zamanda. Tabii ki hem zaman açısından mesela işte şimdi memelide işte derler ki generasyonlar arası süre diye bir kavram var. Evet. Hani işin çok şeyine girmeden yani siz bir hayvanı bir sığırı diyelim ne kadar sürede verimde kullanabilirsiniz? Sığır işte diyoruz ki 18-20 ayda evet. Nedir o? Ergin haline geliyor. Hayır şeyde damızlıkta kullanabiliyoruz. İşte 29-30 ayda da ilk doğumunu yapar. Bak 30 aylık bir süre geçiyor. Ama arıda öyle değil. Biz arıda evet. Yıllık jenerasyon alabiliyoruz. Yani bizim arıda çoğalttığımız her yeni ana arı, o ana arının
yeni döl generasyonu işte en fazla en uzun süre olsa bile 3-4 ayda bütün popülasyon o genetik kaynağa dönüşebiliyor. Evet, yani bu da avantajlarımızdan bir tanesi diye sayabiliriz. Tabii ki bu da arada ıslah açısından önemli bir avantajdır. Fakat haklı, ben yine o şeyi özellikle vurgulayayım. Yani yetiştiricimizin bir talebi var. Biz ne yapıp yapıp üniversiteler, bakanlık, birlik, bütün paydaşlar, bu sektörün içinde kim varsa bizim bu talebe bir cevap vermemiz gerekiyor. İşte amaç bu, hedef bu olmalı. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Aziz hocam, özellikle aracımızın talepleri de hani net olarak ortada bu konuda. Herkes hani yüksek verimli, değerli bir ırkımızın verimli bir şekilde kullanmayı istiyorlar. Kısacası aracımızın talepleri arasında. Bu projeyle bu taleplere, aracımızın taleplerine hangi ölçüde cevap verilebilecektir? Evet, artık aracımız şiirler yazmaya başladı. Biz materyali bulamayınca kendilerine. Hocam da dediği gibi haklı olarak yani bir emek var ortada. Aracı bir emek ediyor, yaylaya gidiyor, işte bir sürü işini gücünü bırakıyor, işte uğraşıyor. Sonuçta bir şey alamadığı zaman o da haklı olarak şey yapıyor, şikayetlerde bulunuyor. Şimdi bu projeyle biz şu anda Hatay dışındaki 4 bölgeden çok güzel arı, yani verimi yüksek olan arı temin edeceğimize, biz bu özellikle proje süresi içerisinde böyle bir sonuca gideceğimize ben inanıyorum. Çünkü şu anki materyal gerçekten güzel. Özellikle Kırklar elindeki, Yığılca'daki, Düzce Yığılca'daki bölgelerde uzun zamandır, 10 yıldır o bölgeler kapalı ve sürekli bir profesyonelce olmasa da bir iyileştirme söz konusu orada. Arıcının kendi elinde, yani kendisinin yapmış olduğu bir iyileştirme söz konusu. Herhangi bir bilimsel destek olmadan da olsa. Ama yapılan işlem yine büyük oranda doğru ve güzel bir materyal çıkmış ortaya. Ben çok böyle uzun olacağını düşünmüyorum. 1-2 yıl içerisinde, hani daha önceki programlarımızda da söyledik, İşin gidişatına göre hani biz buna karar vereceğiz. Şu andaki tahminimi sorarsanız eğer, materyal güzel. Yakın bir zamanda bu materyalden faydalanabilir arıcılarımız. Ama yarın ne gösterir bize bilemiyoruz. Ölçümler, ne bileyim bu ırkların, genotiplerin, ekotiplerin tespitinde, işte bunların verim performans testlerinde ne çıkar onu bilemiyoruz. Ama tahmini olarak bu işler inşallah birkaç yıl içerisinde bu bahsettiğim 4 bölge için, yani Hatay'ın dışındaki bölgeler için iyi olacak. Hatay'da da yeni bir kaynağa ulaştık. Orada da çok güzel arılar var. Oranın da çok uzun olacağını düşünmüyorum. En azından şöyle, Hatay'da verim olarak da çok iyi olmasa en azından hastalıklara karşı, parazitlere karşı dirençli bir arı var. Varroa'yı ısırıp atan bir arı var. Yani bizim bu ilaç kullanmamızı, bizim ilaç kullanmamızı kısıtlayan, gerektirmeyen bir durum. Böyle bir dayanıklar var. En azından bunun da o özelliğini biz ön plana çıkartmış oluruz. Ki Hatay arısı dediğimiz zaman mesela balı, hani bir tabir vardır arıcılar arasında, balı buldu mu her arı bal yapar. Evet. Gerçekten bal olduğu zaman Hatay arısı da çok güzel bal yapıyor. Mesela geçen yıl bütün Türkiye genelinde bir kıtlık vardı. Yaylalar çok iyi değildi. Bir verim düşüklüğü vardı büyük oranda. Ama Hatay, Amik Ovası dediğimiz kısım en verimli yılını geçen yıl geçirdi. Ve yani iki kez, üç kez belki arıcılarımız hasat yaptı Amik Ovası'nda. Çok güzel bir bal verimi oldu. Demek ki yani Hatay arısı bal yapıyor. Bal yani 2018 zaman sezonunu düşündüğümüzde oldukça mükemmeldi. Kesinlikle çok güzeldi. Arıcılarımız çok güzel verim aldılar. Burada aslında hani hep biz araştırıcılar olarak yani böyle söylüyoruz ama memleketimizde de ülkemizde de şöyle bir durum var. Koloni başına, biz biraz önce toplantıda da geçti, koloni başına bal verimimiz düşük. Bu arının bal yapmamasından kaynaklı değil. Kilometre kareye düşen arı sayısı. Yani kilometre kareye bugün 11 tane, 11 kovan arı düşüyor. Var, evet, arı düşüyor. Yani bu ne demek? Adım başı bütün kaynaklarımız, yani her taraf arı ve bölüştürdüğümüzde normaldir. Yani bunu 14 olan kilo başı yaklaşık 8 milyon koloni, bu yıl herhalde geçen yılın verileri 8 milyon koloni. Bunu 4 milyona düşürdüğünüz zaman otomatikman
ne olurmuş olur? Vallahi iki katı, artar, iki evet. katına çıkar. Yani dolayısıyla bu kilometre başına yani birim alana çok fazla arı düştüğü için biraz da verim bundan kaynaklı. Bu projeyle inşallah biz bir verimleri görelim, testleri görelim. Hocam da bu konuyu yakından takip ediyor zaten projenin de mimarlarından hocamız. Bir görelim hep beraber karar vereceğiz. Arıcıya inşallah iyi bir materyal sunacağız ve bunu da buradan ekranlardan arıcılarımıza inşallah ilan ederiz. Bir sonraki programlarda hocamla birlikte. Teşekkür ederim hocam. Evet Ahmet hocam, özellikle şimdi aralıklar belirleniyor, çalışmalara başlandı. Tabii de bunun arka planda hani işin mutfak kısmı dediğimiz bu analizlerin, ölçümlerin yapılacağı birimler, enstitülerimiz, üniversitelerimiz mevcut. Onların bir altyapısından bir bahsedebilir misiniz? Hangi alanlarda, hangi birimlerde çalışacak proje? Ya bu tabii ki biraz önce de söyledim. Yani ıslahın kendine özgü metodolojik bir sistemi var. Biz bu metodolojiye bağlı olarak İşte en basitinden Aziz Bey de zaten bu işin özünde içinde esas bütün şeyler Aziz Bey'de. Yükün çoğunu da zaten sağ olsun esas o taşıyor ve dört elle sarılmış durumda. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten öyle. Şimdi mesela biz en basitinden ıslahın temelinde kayıt vardır. Yani kayıt yoksa zaten bizim ülkemizdeki en büyük eksikliğimiz bu. Bu genel anlamda öyledir. Yani biz kayıt tutmayı bilmiyoruz. Yani evet. kayıt tutma olmayınca siz hangisinin iyi olduğu ya da hangisinin dayanıklı olduğu veya hangisinin hassas olduğunu bilemezsiniz. Ancak kayıtla iyi bir kayıt sistemi ve tabii ki iyi bir numaralama sistemiyle biz hatta şöyle bir şey, bu projeyle ilk olarak Türkiye'de öyle bir altyapı özellikle oluşturmayı düşünüyoruz. Bu bir yazılım programı. Yani bütün bu 5 işletmeye ait bizim ıslahta üzerinde duracağımız karakterler tabii ırka göre olacaktır. Mesela bu 5 yörede çalışacağımız bu arıların hepsinde aynı karakterleri çalışmayacağız. Evet, bölgenin, mesela, bölgenin ihtiyacına göre. Yani o ırkın, bölgenin ihtiyacından ziyade arının şu anda bilinen özelliklerini dikkate alarak. Mesela Aziz Bey de biraz önce söyledi. Yani biz bir Suriye arısında ne yapıp yapıp biraz arının böyle o sokma eğilimini biraz sakinleştirmemiz gerekir. O yöne biraz şey vermem, bal verimiyle birlikte. Mesela biz o arada öyle bir şey istiyoruz. Üzerinde en fazla durduğumuz konu şu, bir sefer bizim arıların bu oğul davranışlarından bunları tamamen engelleyeceğiz. Yani oğul davranışını mümkün olduğunca en asgari düzeye indireceğiz. Ve en fazla üzerinde durduğumuz şu, bu. Bir de hastalığa direnç. Yani dünyada evet. tabii başarılmıştır. Bu çalışmada özellikle bu Amerikan yavru çürüklüğüne karşı direnç çalışacağımız karakterlerden bir tanesi. Biz işte nedir o? Onun ötesinde istediğimiz arı da yani hastalığa dirençli, bal verimi iyi. Bir de şöyle bir şey istiyoruz. Erken ilkbahar gelişimi iyi olan bir arı. Erken ilkbahar gelişimi iyi olursa işte o arı esas nektar akım dönemine yetişir. Ve tabii ki ülkemizdeki arıcıların çok büyük bir kısmının %90'ının hedeflediği tabii amaç, işletmelerin amacı bal üretmek. Bazı zamanlar arıyı güçlü hazırlama, aynı zamanda oğula gitmemesini engellemek. Oğula gitmeyecek zaten. Arı esas nektar akım dönemine de çok rahat bir şekilde yetişebilecek. Yani bu karakterleri ve böyle bir yazılım programını, bütün bu 5 yöreye ait veriler bir merkeze gelecek. O merkez kimin denetiminde ya da kimin kullanımına serbest olacak? Başta bakanlık, bakanlığın ilgili kurumları. Artı Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği'nin şeyinde olacak. Yani açtığında sistemi kimin elinde ne arı vardır, ne kadar arı vardır, damızlık değeri ne kadardır, morfolojisi nedir, moleküler yapısı nedir, hırçınlığı nedir ya da oğul eğilimi nedir? Bütün bu veriler oraya gelecek. Ve bir de şöyle bir şey. Tabii bunda sürdürülebilirlik önemli. Biz bu projede dedik ki, ya işte biz bir arı ıslah edelim, ondan sonra tabii bunu yaparız. Bunu 2 yılda da 3 yılda bitiririz. Çok yüksek verimli bir arı kesinlikle. Çünkü biz biliyoruz bu konuda bazı şey deneyimlerimiz var. Ama mesele o değil. Mesele sürdürülebilir hale getirmek. 50 yıl, 100 yıl sonrasını düşünmek. İşte önce korumak, sonra bu iyileştirmeyi ondan sonra devre ve bir de kayıt sistemi, veri sistemi, Türkiye'deki bu arılara ait ne kadar veri varsa, mesela biz bugün çok şanssızız.
Bakın. Geriye baktığınızda daire başkanı Ali Bey haklı olarak diyor ki ya ben bakanlığım, ilgili kurumum ama benim elimde niye iyi veri olmasın? Niye morfolojileriyle ilgili, bu ırklarla ilgili, ıslah çalışmalarıyla ilgili ya da sistem, metodoloji nedir benim elimde şey olsun? İşte biz onu istiyoruz. Biz böyle bir şey kuracağız Türkiye'ye. Böyle mesela bak ben bugün ancak neye bakabiliyorum biliyor musun? Benim 1989-90'da yaptığım doktora çalışmalarının verilerine bakabiliyorum. Ama neden ondan önce yani bir 1950'deki verilere, tabii bakın arıcılıkta özellikle ıslah yapan ülkelerin elinde 100 yıllık veriler var. Kayıtlar. Bilimin ileri gitmesi için özellikle tabii, belli verilerin üzerine bu koyarak veriler, bu kayıtlar, gerekiyor. Kayıt olmadan zaten ıslah diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değildir. Onun için biz bu sistemde özellikle insan yetiştirme bir de bizim bu şeyde en önemli şeyimizdir. Aziz Bey de biliyor. Hep de biz, teknik eleman olarak özellikle. Tabii. Biz bu şurada şöyle. Bu ülkeye bu kaynakları korurken bu genetik kaynakları diyoruz ki bir de biz hiç en az en eksik olduğumuz taraflardan bir tanesi işte ıslahçı. Hiç olmazsa arıcılık camiasında işte evet. Birkaç kişi her neyse kaç kişi olursa olsun hiç olmazsa böyle bir ıslahın temelini, prensiplerini bilen insan yetiştirelim. Çünkü kalıcı olan bir de bu bunlardır. Bunlar da gelecek nesillere bunu aktarırlar. Ve bu tabii ki zaten bilim gücünü oradan alır. Yani altyapınız varsa, insan varsa, bilgi varsa onun üzerine her şey yapılır. Biz bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle bir çalışmanın ya da bir işin ileri gitmesi için yerinize adam yetiştirmek en önemli. O şart tabii olmadan zaten şarttır. Olmaz. Evet. Peki hocam. Evet Aziz Hocam, şimdi bir çalışma özellikle hep bahsediliyor, bugün de çok konu oldu. Bir çalışma yapılırken hep sahaya entegre edilmesinden bahsediliyor. Ama siz projede saha ile birlikte yürüyorsunuz. Arıcılardan olumlu talepler oluyor, destekler oluyor. Bu size hangi konuda özellikle motive ediyor? Şimdi bir çalışma yaparken dediğiniz gibi yani rafta kalıyorsa, havada kalıyorsa bu çalışmanın bir kıymeti yok. Yani sahaya yansıyacak, sahada bunun etkilerini görmeniz lazım. Yani size evet. Olumlu dönüşler olması lazım. Kaldı ki bunun biz daha saha kısmına geçmeden, saha kısmında biz daha yani materyal toplarken bize çok olumlu, faydalı görüşler var, bildirişler var ve destekler var. Yani bunu hani insanın şeyinde vardır, doğasında vardır. Motive olduğu zaman daha böyle enerjik olur, daha böyle verimli olur. Dört elle sarılır, daha verimli olur dolayısıyla. Bu yüzden arıcılarımız hani bu alanda şey, bizlere yardımlarını esirgemiyorlar. Mesela bütün bu bölgelerde biz arıcılarla toplantılar yaptık. Gökçeada'da yaptık, Düzce'de yaptık, ondan sonra Kırşehir'de yaptık. Diğer bölgelerimizde olduğu gibi Kırıkkale'de de yine çalışmalarımız olmuştur. Bu arıcılara, birlikleri vasıtasıyla bu çalışmaları biz aktardık. Evet. Kendileri dinlediler, olumlu dönüşler oldu. Bunlar tabii araştırıcıyı bu alanda emek sarf eden kişiler için olumlu, pozitif şeyler. Ve bize de geri dönüşler evet, evet. Güzel. Evet, özellikle evet. Bugünkü toplantıda mesela, açılış toplantısında daire başkanlarının çok olumlu görüşleri, bu konuya olan destekleri, her zaman ne şekilde sorunlar olursa çözeceklerini. Bunlar tabii güzel şeyler. Ülkede hani bir şeyler yapmak istiyorsanız ve karşılığını alıyorsanız bunlar son derece güzel işler. Evet, daha da bir de ben buyurunuz hocam. Bir şey izin verirseniz bir şey ilave edeyim. Buyurun, Aziz Bey yaşadı tabii. Bir sefer şöyle, zaten bu 5 ilin de bütün oradaki yetkili yani valilikten tutun. Ondan sonra belediye başkanlarının çok önemli destekleri var. Hep böyle yani ellerinden Aziz Bey bunu çok daha iyi kendisi yaşadı. Bizzat evet. Görüştü. Her bu yani o il mülki idare amirlerinin hepsinin çok önemli destekleri var yani. Evet bu da özellikle önemli şimdi bir bu, konu. Evet hocam iyi hatırlattı bunu. Mesela biz Gökçeada'ya giderken Kaymakam Bey'den destek aldık. Dinledi bizleri. Ondan sonra Tarım İlçe Müdürü bize her türlü kaynağı açacaklarını zaten önceki programlarımızda da söylemiştik bunu. Evet. En son gittiğimiz Kırşehir'de mesela Vali Bey'le görüştük, Belediye Başkanı'yla görüştük, Tarım İl Müdürlüğü'yle görüştük. Özellikle özel idare üzerinden
o arıcı birliklerine maddi olarak çok büyük faydalar sağladılar. Bütün bu projede birliğin yükümlülüğü olan kısımların büyük bir kısmını çözdüler. Kaynak sorunu çözdüler. Kırşehir Valiliğine, özel idaresine, belediyesine, belediye mesela çok güzel bir alan çevirdi, etrafını tel örgü yaptı, içerisine çakıl döktü. Ön tarafına da mesela lavanta ekimi falan yaptı. Buradan bütün emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle bu hani Kırşehir'in Ahmet Hoca'nın ya da Aziz Hoca'nın veyahut da Ziya Bey'in işi değil. Bu ülkenin meselesi. Dolayısıyla bu harcanan kaynaklar, ayrılan kaynaklar gerçekten çok faydalı bir yere gidiyor. Faydalı bir alanda kullanılacak, arıcıya dönecek yani. Özellikle ihtiyaç olan bir konuda kesinlikle, arıcıya dönecek. Aynen. Anadolu arısı gibi özellikle önemli bir lokasyonda, önemli bir bölgede bu destekleri almamız güzel. Yığılca da aynı şekilde, Kırklareli'nde aynı şekilde. Hatay'da biraz destek almada bir sıkıntı yaşadık. Vali Bey'le görüştük. Bir destek alamadık ama Hatay'da başka şekilde öz kaynaklarıyla birlik bu işi çözdü yani. Yürütecektir bir şekilde. Peki hocam, teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Konudan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Ahmet Hocam, özellikle biraz da yetiştirici kısmına gireyim. Sizleri yakalamış, yani aracılarımızdan da çok dönüş oluyor bu konuda. Hem sizin bilgilerinize başvurmak istiyorlar, kendi çalışmalarınızdan faydalanmak istiyorlar. Özellikle Karadeniz bölgesini de bir göz önüne aldığımızda 2018 yılı biraz, gerçi ülke açısından zor bir yıl oldu. Arıcılık sezonu açısından. Bu yıl şu aşamada nasıl bir yol izleniyor arıcılıkta ya da bölgedeki arıcılığın gelişmesi ne düzeydedir? Onları bir dinleyelim sizler. Bölge, tabii Karadeniz bölgesi arıcılıkta çok önemli kaynaklara sahip olan bir bölge. Özellikle yani Türkiye arıcılığının bugüne gelmesinde çok büyük emekleri, çok büyük katkıları olan bir de Ordu ili vardır. Yani Muğla'dan sonra ikinci en büyük kaynağa sahip, en büyük üretim potansiyeline sahip olan Ordu ili. Onun için Türkiye'deki arı kaynağının 1/4'ü hep Karadeniz'dedir. Ya bu bir gerçektir. Karadeniz insanının yaşamında arının çok önemli bir yeri var. Bir de şöyle bir var. Bu geçmişten gelen bir kültür Suat Bey. Evet, herkes de özellikle. Arıcılık geçmişten gelen, dededen, atadan, bize geçmişten kalan bir kültür. Biz balı soframızda isteyen bir toplumuz, bir milletiz. Evet. Onun için Karadeniz insanının bal şeyi var. Yani Karadeniz'de biliyorsunuz işte orman gülü, rododendron, deli bal var, kestane balı var. Karadeniz arı yetiştiricisinin çok önemli bir kısmı. Türkiye'nin en ucra yeri, en iyi çiçek kaynağı neredeyse arıcı, Karadeniz arıcısı, Ordu, Giresun, Samsun arıcısı oradadır. Yani bu bir gerçektir. Onun için tabii ki profesyonellik de ileri düzeydedir. Yani bizim arıcımızın gerçekten bu profesyonellik anlamında profili çok daha ileri seviyededir. Ya tabii iklim olarak evet, Karadeniz'in en büyük, en önemli şanssızlığı şu, tabii rutubet. Rutubet olunca bölgede arının şeyinden ziyade tabii kaliteli bal üretmede biraz sıkıntı yaşanılıyor. Onun dışında Karadeniz bölgesi arıcısı zaten bölge dışındadır. Ülkenin neresinde iyi çiçek varsa oradadır. Kış Karadeniz'de çok iyi geçti. Ocak, Şubat çok evet. iyi ama Mart iyi geçmedi. Mart, Nisan'ın ilk haftası hep kurak geçti. Hiç yağış olmadı. Hatta Ocak, Şubat'ta don olmadı. Ama gelin gör, Mart'ta ve Nisan'da en az 8-9 gün don yaşandı. Evet, bakın, bu bitkiyi olumsuz etkiledi. Hatta şöyle, bizim de tabii epey bir elimizde arı var. Yani ben şuna şahit oldum.
Arı Şubat'ta çok güzel 3 çerçeve 4 çerçeve yavrusu olan arı bak Mart'ın sonunda yavru sökmeye başladı. Böyle olumsuz bir dönem. Ama bu da havaların soğuk gitmesinden soğuk, tabii, kaynaklı soğuk değil mi? Soğuk gitmesinden ve kurak gitmesinden tabii. Ve çok şükür bu işte 3-4 gündür güzel yağmur var Karadeniz'de. Karadeniz'de koloni kayıpları geçen sonbaharda epey koloni kaybı var. Kışında var. Karadeniz'deki en büyük kayıp şeyini biz biliyoruz az çok. Tabii genelde her yerde kayıp var ama bizim Karadeniz bölgesinde tabii bal çok iyi para ediyor. Yani bir anzer, bir kestane balı, bir orman gülü balı çok yüksek fiyatlarla satıldığı için arıcı mümkün olduğunca arıya bal bırakmıyor. İşte bal kalmadı mı? Ondan sonra arı tabii ki maalesef kışa girişte arı yaşlanıyor. Yaşlı hele sonbahar kurak geçtiğinde genç işçi polen arı popülasyonu tabii polen de bulamadı mı? Yağ dokusunu yenileyemiyor arı. Protein depolayamıyor yağ dokusunda. Yağ dokusunda protein depolamayan bir arının ömrü kısa olur. Açık ve net. O tür yıllarda işte maalesef koloni kaybı biraz daha fazla oluyor. Biraz daha artıyor. Bu sene Karadeniz'de de kayıp var yani. Ama çok fazladır. Ben o rakam olarak bunu izah etmek çok. Bazı arılıklarda çok büyük düzeylerde yani %70-80 kayıp. Ama bazı arılıklarda da bu 3-5'tir. Ki bu normal zaten. Evet dengeliyor. Yani Karadeniz bölgesinin şeyi bu. Karadeniz bölgesinde biz bazı arıcılarımız Şubat'ta şurup vermeye başladılar. Şurup verdiler. Çek verildi arıya. Ama Mart'ta bakın. Aynı oranda petek verenler petek, arıcılarımız da oldu. Yok. Kısmen de olsa. Yok. Çok az. Yok. Karadeniz bölgesinde hava buna imkan vermedi. Şubat'ta öyle devam etseydi zaten çok mükemmel olacaktı. Fakat bu Karadeniz'de olmadı işte. Diğer bölgeler için bir şey diyemem. Aslında bu olumsuzlukları da biraz minimize etmek için arıyı mümkün olduğunca sıkışık tutmamız gerekiyor. Evet işte. Bakın bizim üniversite, bizim elimizde de epey bir arı var. Yani bizim yaptığımız biz hemen Mart'ın sonunda ki Şubat'ta çok iyi olan bir arı. Evet. Bakın Mart'ın sonunda baktık ki arı çekilmiş. Yavru söküp atıyor. Biz arıyı hemen sıkıştırdık. Arının ruhu, arının kendine gücünün yeteceği ortamda arıyı barındırma. Bakın arı, evet. bunu çok iyi zaten arıcılarımızın çoğu bunu bilir ama buna çok dikkat edilmesi gerekir. Yoksa arı gücü dağılır. Arı boş alanda enerjisini harcar. İşte hele bal çeşitli yoksa çeşitli yavru hastalıklarına yakalanma ihtimalleri artıyor. Çok bir şeydir bu. Arı kontrollü gidecek. Arı çerçeveyi basacak. Yani kovanı açtığında arı en son çerçeveyi kaplamış olması gerekir. Yani kendi bu, petek istiyor gibi böyle evet. O net belli olacak. O pozisyonda olursa bakın bu arı inanın ki sağlıklı olur. Bu arı ne bileyim hastalıklara karşı dirençli olma yani genetik yapıya bağlıdır. Ama eğer ki arı çok uyumlu, iyi olmayan bir çevredeyse genetik yapı ne kadar güçlü olursa olsun bakın o arı olumsuz etkilenir. Bu açık ve nettir. Yani mümkün olduğunca yani arıyı baharda sıkıştırma. Bakın arıcı kek verdi. Kek verdi. Ben şöyle bir şey izin verirseniz. Tabii buyurun hocam. Şimdi besleme konusu özellikle merak edilen konulardan birisi. Biz besleme konusu çok uzun süre çalıştık. Özellikle bu endüstriyel şekerlerin arı üzerine arının verimliliği, bal mumu üretimi, evet. Ondan sonra yavru üretimi, işçi arı ömrü üzerine olan bütün bu şeyleri yani çok detaylı çalıştık. Bütün endüstriyel şekerleri. Yani ben arıcılara şeyim şu, ben bunu açık önereyim. Şöyle bir şey, arıcılarımız bu şeker pancarı, bizim şeker fabrikalarında üretilen şekeri kullansınlar. Aslında biz önceki programlarımızda hep dile getiriyoruz, duru beslemeden yana. Şeker, su, yani içeriğine farklı maddeler yerine. Bakın. Sadece şeker ve sudan ibaret. Şimdi şöyle, o şöyle bir şey. Bakın o beslemede şöyle bir şey. Şimdi... İki önemli gıda kaynağı var. Birisi polen, doğal, evet. Biz doğal yapıyı düşündüğümüzde sistem bu. İki doğal kaynak var. Birincisi polen ki arının ruhu burada. Çünkü protein, amino asit, evet. Yağ asidi, vitamin, mineral her şey burada. Bu olmadan üreme yok. Devamlılığı yok. Hücre üretemiyor. Evet. Erkek arı kaliteli sperm üretemiyor.
ana arı kaliteli yumurta üretemiyor. Kaliteli yumurta üretemeyen bir ana arı, çünkü kaliteli protein yok yağ dokusunda. Bu ana arı nasıl yumurta yumurtlayacak? Kaliteli bir yavru meydana gelmeyecek bu yumurtadan. Devamlılığı da aynı oranda olmayacak. O koloni sağlıklı olmayacak. Çünkü oraya yansıyacak yetişen arı. Burada şey şu. Bakın Anadolu'da genelde baharda polene ulaşmada sıkıntı yok. Evet, genel itibariyle. Ha, genelde yok. Yani %85-90 diyebilir. Sıkıntı karbonhidratta. Yani nektara ulaşamıyor arı. Bir de kıştan çıkmıştır. Balı da harcamıştır arı. Özellikle Karadeniz bölgesinde. Karadeniz bölgesinde böyle ılıman geçen yerlerde. İşte burada karbonhidrat yüklenecek arıya. En iyi karbonhidrat da, yani şeker de, şeker pancarı. Yani sukrozdur. Sukroz, yani mümkün olduğunca tabii. Bir de şöyle bir şey, hep bize de öyle anlatıldı. Denir ki işte %50-50. Biz %50-50'ye biraz şey yapmıyoruz. Biz diyoruz şeker oranı biraz daha yoğun olsun. Duru beslemeden ifadem, içeriğine farklı bir madde katılmaması yönündeydi hocam. Elbette ki. Yani oranlar tabii ki tabii değişiyor. Tabii ki şerbete bir şey katmanın hiçbir anlamı yok. Sadece arının cebine zarar. Bir de ben şunu söyleyeyim. Madem siz onu açtınız. Aziz Bey izin veriyor. Kusura bakmayın. Tamam, buyurun, şimdi buyurun, şöyle. Bu son yıllarda şey var. Bakın. Bu arı yemi adı altında bir sürü piyasada yem katkı maddesi ve premixler var. Ben önermiyorum. Açık söylüyorum. Bakın belki çok tepki alacağım birçok kişiden. Bunun araştırmasını yaptım ben. Bakın 50 koloniden piyasadaki en iyi, böyle en fazla söylenen şeylerden 5 tanesini alıp denedim. Bakın ne oldu biliyor musunuz? 1,5 yıl sürdü bu çalışma. Kışlama dahil. Bakın bu 50 koloniden 43 tanesi öldü. Onun için tabii ki bakın bunlar hani bazılarının olumlu tarafları var. Teşvik edici tarafları var belirli dönemlerde. Ama şöyle bir şey. Kurtarıcı yani. Değil. Bir de en büyük olumsuzluk evet. Da şu. 30 tane farklı bileşen, farklı madde bir araya getirilmiş. Birisi asit özellikte, birisi bazik özellikte, birisi bilmiyorum yağ asidi, birisi kimyasal, organik, inorganik, birisi fungus, tabii evet. Maya var içinde. Bakın bu 30-40 tane farklı bileşen bir araya geldiğinde bunların bir de nasıl kek olarak ya da ona benzer şeyler halde veriliyor. Bakın bunların birbirleriyle etkileşimleri nedir? 50 farklı, 30 farklı maddeyi bir araya getirdiğinizde bunların hepsinin olumlu yansıması ya da zararlı etki ortaya koymamaları mümkün değildir. Zaten biz bugün bunu belirleyecek bir altyapıya da sahip değiliz bilimsel olarak. Evet. Onun için lütfen onlardan kaçınsınlar. Bakın parası varsa arıcının, parası varsa bir, kaliteli ana arı kullanacak. İki, Varroa ile mücadeleyi çok iyi yapacak ve ilaçlama, ilaç ruhsatlı, bakanlık ruhsatlı ilaçlarla onu yapacak. Üçüncüsü arıyı besleyecek. Beslemede ne? Özellikle şeker ve su. Şeker pancarı, şekeri ve suyu. Hatta şeker oranı biraz fazla olsun. %60 şeker, %40 su. Bakın bununla yapsın. Bir de tabii ki bunu söylemeden geçmek mi? Temiz ve kaliteli temel petek. Evet, arıcılığın en önemli şey. Ha Türkiye o konuda da epey bir mesafe aldı. Artık bizim ülkemizde de yani kaliteli temel petek üretildiğini ben çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet hocam, özellikle bu yem katkı maddeleri ve premikslerden bahsederken şimdi Varroa konusunda da siz 3-4 maddede aslında işin özetini arıcıya söylediniz net bir şekilde. Bunlar bir de GMP'den geçmediği için Varroa ilacı hani ruhsatı alamıyorlar. Yem katkı maddesi olmasına rağmen Varroa ilacı olarak da satılıyorlar. Bu şekilde yaygın olarak da kullanılıyorlar tüm aralıkta. Bunun doğurabileceği sonuçlar nelerdir? Bunun doğurabileceği sonuçlar şöyle, bakın bunları her şeyden önce arı fizyolojisi bunları henüz bilmiyor. Değerlendirecek şey de değildir. Çünkü siz 30 tane 20 tane farklı maddeyi bir araya getirip gıda olarak verdiğinizde arı bunu bilmiyor. Bakın benim sorum şu. Ben diyorum ki ya bu şeyleri yapan işte faydalıdır diyenler, acaba bu maddeleri tek tek bir araya her defasında birini ikisini bir araya getirip yararını zararını
böyle belirledikten sonra bir üçüncüsünü, bir dördüncüsünü, bir beşincisini ilave edip bu şekilde araştırdılar mı, araştırmadılar mı? Bunlar klinik, araştırmalar. Bir yılda bile birkaç tane, hatta fazlasıyla ürün çıkıyor. Yani bu da tabii mümkün değil gibi görünüyor. Bunlar çok önemli bir şey. Yoksa işte yazıktır. Ben arıcıya üzülüyorum bu konuda. Bizim arıcımız o kadar açık ki yeniliklere, şeylere anlatamam. Yani yeter ki iyi olsun diyor. Hiç parasını da düşünmüyor ha. Neye mal olacak, ne olacak, maliyeti ne olacak? Tüm aralığına uyguluyor ve o kadar da cüretkar davranıyorlar maalesef. Bir de şöyle bir şey, şunu da test etmiyor. Zaten bizim o şeyimiz yok. Bakın, Varroa ilacını kullanırken bile bizim bunu dikkat... Ruhsatlı dahi olsa hepsine bence verilmemesi gerekiyor. Kesinlikle, aynı anda. Tabii ki biz onu diyoruz. Yani ne katkı maddesi veya iyileştirici veya işte yem olsa veya ilaç olsa ne olursa olsun, arıların genetik yapılarına bağlı olarak hepsinin buna karşı şeyleri değişir. Eğer dirençli bir arı var, o ve dirençli arılar var. Bakın, Karadeniz bölgesi arı popülasyonu %17-18'i hijyenik davranışlıdır. Amerikan yavru çürüklüğüne dayanıklıdır. En az %13'ü. E şimdi siz bütün arılara antibiyotik ya da ilaç ya da varroa'ya karşı verdiğinizde, bakın o dirençli arıları da, onları da, onlara da zarar veriyorsunuz. Metabolizması da olumsuz etkileniyor aynı şekilde. Tabii ki. Yani mümkün olduğunca işte biz inşallah bir gün o şeye geliriz. Arıcımız o şeye gelir. Arıya varroa'ya ilacı uygulamadan önce tesadüfi arılığından 15-20 tane veya koloni sayısına göre %3'ünü 5'inden örnek alır. Varroa bulaşıklık düzeyini belirler. İşte zarar eşiğini ortaya kor. Ona göre ilaçlamasına yapar veya yönelir. Tabii esas mesele olan oraya gelmek. Evet, onu aracımızın şey yapması. Yapan, uygulayan aslında arıcılarımız da var ama bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. Var. Çok bilinçli. Biz de biliyor Karadeniz'de bu konuda çok iyi olan arıcılarımız var. Yani. İşte bu hususta özellikle sizlere ve bizlere çok görevler düşüyor tabii, hocam. Eğitim, bu işin temelinde eğitim var. Yani bizim eğitim ve desteğimiz bu konuda mutlaka. Yani varroa sayımı ve doğru ilaç kullanımı da özellikle başlı başına önemli bir konu. Çok önemli. Bu konuda da arıcılarımızı gelecek programlarda da bilgilendireceğimizi umut ediyorum. Sizleri de yine bekleriz hocam özellikle. Aziz hocam, size de Karadeniz bölgesini ele aldık. Siz de Akdeniz bölgesinden geldiniz. Evet. Bir hem o bölgeyi değerlendirelim hocam, hem de programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Arıcılarımıza da yetiştiricilik anlamında önerebileceğiniz konular varsa onları da buradan sizi izleyen değerli arıcılarımıza da duyurmak isteriz. Şimdi hocamızın dediği gibi yani Ar-Ge çalışması olmadan piyasaya sürülen bir sürü preparat var, solüsyon var. Bunlar işte şuna iyi geliyor, buna iyi geliyor. Böyle halk ağzından, böyle halk ağzıyla daha doğrusu öyle söyleyelim, söylentilere dayalı iyi geliyor şu gibi durumlardan dolayı yani böyle arıcıya da zarar veren solüsyonlar, preparatlar mümkün. Yani adam diyor ki ben kullandım, çok iyi geldi, sen de kullan. Tamam, kullanıyor. Belki ya bir şekilde iyi geliyor ama başka hangi alanlarda ne gibi zararlar veriyor o meçhul. Akdeniz bölgesine hani tabii biraz Karadeniz'e kıyasladığımızda biraz daha erken geliyor mevsim bize. Evet. Ocak ayının 15'inde normal şartlarda yani ortalama bir yıl, mevsim sıcaklıklarının ortalama olduğu bir yılda Ocak ayının 15'inden sonra bizde besleme başlar. Hemen kek ve şurup ikisinde de şey yapabilirsiniz. Ocak 15 ayında ben dalak topladığımı bilirim şeyden, arıdan. Öyle bir mevsim. Bu bölgede tabii bizim mevsimin erken gelmesi sebebiyle erken de beslemeler yapılıyor. Arı yemi kullanılıyor, şeker şurupları kullanılıyor, kekler kullanılıyor. Bu tabii diğer Türkiye'deki bütün diğer alanlarla hemen hemen aynı. Burada hani bizim arı yemi ile ilgili hocamızın çalışmaları var. Hani bunun dışına çıkmamız mümkün değil. Kullanmış, zararını görmüş hocamız sonuçlarıyla ortaya koymuş. Uzun süreli değil de belki kısa sürede hani belki bir olumlu şeyi vardır. Bu bölgede genelde bizim orada Hatay'da ya Akdeniz bölgesinde diyelim ilk beslemeleri arı yemiyle yaparlar. İlk birkaç beslemeyi ondan sonra şeker şurubuyla yapılır. Tabi bu şeker biliyorsunuz sakkaroz.
çay evet. şekeri, sakkaroz ve bunu arıya siz verdiğiniz zaman arı işte bu enzimler kullanarak glukoz ve fruktoza bunu parçalıyor. Ondan sonra kullanılıyor. Tabi bu inverte edilmiş bu şuruplar, arı yemleri fabrikalarda soğuk zincirle eğer yapılıp da gönderiliyorsa hani teorik olarak sıkıntı yok. Ama onun haricindeki hocanın dediği gibi bir sürü malzeme bileşen varsa onlar tabi sıkıntı. Hani arı söylüyoruz kaç milyon yıldır yaşamı devam ettirmiş. O zaman arı yemi var mıydı? Yok. Sadece doğada bir nektar vardı, bir polen vardı. Arının doğası budur. Doğasından şaşmamak lazım. Beslenirken diğer, de doğasına yakın beslenmemiz kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Diğer bütün alanlarda da yani bu doğayı bozmamızın altında ne yatıyor? Para yatıyor. Daha fazla kazanç yatıyor. Yani daha fazla kazanç için biz doğayı mahvediyoruz. Arılarımızı yani mahvediyoruz. Bu konuda kendine özel lobiler bile oluşuyorlar hocam. Kesinlikle aynen. O yüzden bizim bölge olarak kayıplar en çok biz tarımsal ilaçlardan sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle Çukurova bölgesinde her yıl arıcılarımız şikayet etmesine rağmen, şikayetçi olmalarına rağmen, yürüyüş yapmalarına rağmen yani bu sorun aşılamadı. Sürekli ilaçlar kullanılıyor. Çiçeklenme döneminde yoğun insektisit atılması gibi. Aynı özellikle mısır ekim alanlarında bu çok. Yani o kadar kuvvetli birkaç tek ilaç da kullanılmıyor mesela. 2-3 etkili madde var. Hatta onların da konusunda da yasaklanmaya ve kısıtlanmaya gidildi hocam. Kısıtlanmaya gidildi ama el altından kaçak olarak yine satılıyor bunlar. Bizim o bölgede çalışan öğrencilerimiz var ilaç bayilerinde. Bunlar açık ve net söylüyor yani. Bizlere sorduğumuzda. O yüzden ki, takibini daha da yakından kesinlikle. Yapmamız kendi gerekiyor mesela gelecek yıl için bizim özellikle. Bir öğrenci çalışıyor Adana'da bir firmada. Diyor ki bizde kesinlikle yok. Yani hani şey için değil. Ama diyor biliyoruz bazı firmalar el altından satıyor. Niye? Çok etkili. Evet. Yani etkili olduğu için etkili tamam etkili de arılara da etkili işte diğer böceklere bir de etkili. Sistemik ilaç uzun yıllar kesinlikle. Kalıntı havada asılı kalıyor uçan arı etkileniyor ondan sonra tabi bu bizim arı kaybıyla gördüğümüz sonuçlar doğadaki geri dönüşüm belki daha da acı olacak geri dönüşüm daha acı bizlere o anki bizim etkilenmemiz çok yani fazla artı bir de doğadaki diğer bizim hani esas arının doğadaki rolü nedir? Doğanın devamlılığını sağlamak. Yani bize bal, biz onun balını zamanla almışız tatlı bir ürün diye yiyoruz ama arının doğadaki esas görevi doğanın devamlılığını sağlamak. Doğadaki o görevini engelliyorsunuz. Doğadaki arı benzeri diğer böceklerin de ölümüne sebep oluyorsunuz. Bu maalesef büyük bir sıkıntı. Aşılamadı Çukurova'da. Hala arı ölümleri mevcut. Bu Nisan ayı geldiğinde Mart ve Nisan ayları arıcının feryat ettiği aylar. Yani yapacak da bir şey yok. Yasak olmasına rağmen kullanılıyor. Artık bunu biraz daha takibini daha da sıkı evet, yapıp daha yani takibini yaşanabilir doğal bir çevre bakanlığımızın, için hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bakanlığımızın o bölgedeki temsilcilikleri, il müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin bu işi sıkı tutması lazım. Bu hepimizin faydasına. Yani mısır üretimini siz arttırabilirsiniz ama öbür taraftan diğer alanlara zarar veriyoruz. Kesinlikle. Bir durum olmamış oluyor. Biz zaten öyle diyoruz. Bakın aslında bunun hepimizin bilmesi gerekir. Özellikle yetkili kurumların bilmesinde yarar var. Yani siz GAP gibi projeler, KOP gibi projeler işte Güneydoğan, Haran'ı yaratabilirsiniz. En ileri, en iyi ıslah edilmiş tohumları getirebilirsiniz. Evet. Teknolojik olarak en iyi makinaları, en iyi altyapıları, laboratuvarları kurabilirsiniz. Ama eğer arı yoksa tarımsal üretimde hiçbir gelecek yoktur. Evet. Yani orada tohum da üretemezsiniz, meyve de üretemezsiniz. Çünkü bitki döllenmedi mi toprağa tohum düşürmüyor. Evet. Orada gelecek yoktur. Yani bu çok önemli bir konu. Özellikle programın sonuna evet. doğru çok net bir konuya değindiniz bu, hocam. Çok bu teşekkür hocam, ederim. Evet, buna özellikle vurgu yapmak gerekiyor. Bizim mesela Ziraat Fakültesi'nde okuyan öğrencilere bizim seçmeli olarak arıcılık dersimiz var. Düşünün fakültedeki bir öğrenciye biz ders anlattığımız zaman ya hakikaten arı böyle bir etkisi var mı? Fakültede bakın okuyan eğitimli bir kişi bize bunu soruyor. Doğa, yani diğer taraftan vatandaşlarımızın bu konudaki eksiklikleri çok çok fazla. Yani mutlaka ve mutlaka arının doğaya faydasını, döllemeye faydasını yani nasıl artık aşılarız milletimize bilemiyoruz. Daha çok bu konuda da bizlere de kesinlikle. Görev düşmekte hocam.
özellikle yeni nesil yetiştirirken. Çok teşekkür ederim hocam. Aracılığımız adına sizlere bu toplantı esnasında sizleri yakaladık. En azından faydalı olabilmişizdir diye düşünüyorum. Hem projemizi anlattık, projenin detaylarından bahsettik. Hem de son kısımda özellikle hem besleme konusunda hem de diğer yetiştiricilik alanında aracılarımıza faydalı bilgiler sunmaya çalıştık. Ben tekrardan aracılarımız adına teşekkür ederim hocam. Evet değerli izleyenlerimiz, bir başka Arının Bereketi programında görüşmek dileğiyle. Herkese mutlu akşamlar.